Trafikte mazeret olmaz, başlıyor. Merhaba, yeniden az önce vaat ettiğimiz üzere yayındayız. Artık saatlerimiz 13.09'u gösteriyor ve 15 günde bir çarşamba günleri bahsettiğimiz üzere Trafikte Mazeret Olmaz programıyla sizlerle bir araya geliyoruz. Yine stüdyomuzda hazır bulunan konuklarımız var. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Fahrettin Ecevit, ki kendisini yakından tanıyorsunuz. Yol arkadaşı ediyoruz kendisiyle bu programda her zaman. Geçen program olduğu gibi bu programda da yine konuğumuz var. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar bizlerle birlikte. Öncelikle efendim hoş geldiniz. Hoş. Ayaklarınıza sağlık, eksik olmayınız. Sözü öncelikle bir müsaadenize Ahmet Bey, sizin de Fahrettin Bey'e bırakacağım. Kendisinin sözleriyle başlangıç veriyoruz çünkü programımıza. Sonrasındaysa trafik sigortası konusuyla devam edeceğiz. Buyursunlar Fahrettin Bey. Gününüz aydınlık, kalbiniz neşe dolsun. Atacağınız her adım ümitli ve verimli. Yapacağınız her çalışma olumlu sonuçlu. Çıktığınız her yol kazasız, amacınıza uygun olsun. Konuşacağınız her insan yaşamınıza güç katsın. Doyasıya yaşayın günü. Yüz vermeyin olumsuzluğa. Mutlaka bir şey katın yaşama. Fark edin yaşamı. Tüm sevdiklerinize, hobinize zaman ayırın. Sevmenin mutluluğunu, sevilmenin keyfini çıkarın. Gülün, yüzünüz hep gülsün. Başkalarını da güldürsün. Güller açsın yüzünüzden, karşınıza ışık saçsın. Yaşadığınız anın kıymetini bilin. Şimdi iyi yaşayın diyorum değerli radyo trafik dinleyenlerimiz. Sizlere iyi yolculuklar, kazasız, gönlünüzce güzel günler diliyorum. Ve ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bizler de size bu güzel sözler için. Şimdi bu haftaki konu başlığımız yine trafik sigortası olarak belirledik. Sigorta deyince de dinleyicilerimizin böyle kulak kesildiğine eminim, trafikte olan herkesi yakından ilgilendiren bir konu çünkü bu. Efendim, eğer sizlerin de sorusu olursa bize ulaşınız. Ortak yayındayız. Radyo Trafik İstanbul, İzmir, Ankara ve Radyo Trafik bu ortak yayınındayız. Hangi numara, hangi sosyal medya hesabına aşinaysanız o güzergahtan bize ulaşabilir, sorularınızı yönetebilirsiniz. Her halükarda arkadaşlarımız bize ulaştıracaklardır zaten sorularınızı. Konuklarımıza ellerinden geldiğince bu soruları yanıtlayacaktır. Dediğim gibi az önce de benim de dahil olmak üzere hepimiz için öğretici de bir yandan program olacak. Şimdi sigorta deyince ne anlamamız lazım efendim? Özellikle trafik sigortası dediğimizde. Evet. Şimdi sigorta, geçen sefer de söylediğimiz gibi aslında bir tazelemek amacıyla, evet, muhtemel risklerin yaratacağı zararları ortadan kaldırmaya yarar. Bu neye yarar? Bu da hayatımızı bizim istikrarlı ve standartlarımızı aşağı çekmeden sürdürmemizi sağlar. Dolayısıyla olası riskleri bertaraf etmemizi sağlar sigorta. Nedir o riskler efendim? Şimdi trafik sigortası özelinde baktığımız zaman biliyorsunuz bugün bir araç sahibi olduğunuzda ya da trafikte yaya olarak bulunduğunuzda dahi bir takım sorumluluklarınız var. Dolayısıyla bunların en başında da kamusal sorumluluklarınız var. Yani üçüncü şahıslara maddi, manevi, bedeni zararlar verme durumunuz söz konusu olabilir. Ya da bunlara sebebiyet verme durumunuz söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu zararlar hem karşı tarafta yaratacağı kayıplar sebebiyle hem de o kayıpları tazmin etmek maksadıyla sizlerde yaratacağı kayıplar sebebiyle sizin bütün hayat akışınızı değiştirebilir. Dolayısıyla bunları tekrar yerine koyabilmek ve bu zararları tazmin edebilmek için sigortaya ihtiyacımız var. Bir tanım yapacak olursak ne dersiniz? Bir tanımlayalım. Trafik sigortasının tam ismini söylersek karayolları. Evet. Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası. Tanımlamadan evet, da tam ne yaptığı, evet, ne işe yaradı anlaşılıyor aslında. Sihir halindeyken araçların başkalarına verebilecekleri zararlar için yaptırılması zorunlu bir sigorta olarak tanımladığımızda konuyu çok daha net herhalde ortaya koymuş olabiliyoruz. Evet, evet. Ben genellikle çok teknik terimleri kullanmak istemiyorum. Çünkü biz şimdi sigortacılar olarak bunları ezbere bildiğimiz için çok anlaşılır geliyor. Mesela işte ihtiyari mali mesuliyet dediğimiz zaman bizim için anlaşılır geliyor. Ama
bizi dinleyenler ya da sokaktaki vatandaşın bazen kafasında çok şekillenmiyor. O zaman da kulaktan akıp gidiyor bunlar. Yani biraz da böyle daha anlaşılır kelimelerle belki zaman zaman ifade etmekte fayda var. Ama üstadın söylediği gibi de bu tanımlamaları yapmadan da olmaz. Çünkü trafik sigortasını doğuran şey de Karayolları Trafik Kanunu'nun bizzatihi kendisi. Araçların seyir halinde başkalarına vereceği zararlar. Evet. Bu anlaşılır. Evet. Dolayısıyla en net ortaya koyan tanımlama evet, oluyor. Doğru. Bu zorunlu, yaptırmamız gereken, yaptırmama şansımız olmayan bir sigorta değil mi? Evet. Yani yaptırmadan yola çıkmak gibi şansımız yok. Evet, bir araç sahibiysek ve araçla trafikte yer alacaksak zaten eski tabirle ruhsat, yeni tabirle tescil belgesi temin edebilmemiz için de bizim zaten bir trafik sigortası poliçesine ihtiyacımız var. Şimdi trafik sigortası üstadın da söylediği gibi bizim halk dilinde ve bizim gündelik dilde kullandığımız tabir ama tam adı bunun Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası. Kanun gereği yaptırılması zorunlu bir sigorta. Evet. Trafik kanunu gereği, karayolları kanunu gereği yaptırılması zorunlu bir sigorta. Yaptırmazsak ne olur efendim? Trafiğe yaptırmadan çıkarsanız kontrolde trafik polisi sizi trafikten men etmek zorunda. Yani bir denetime denk geldiğimiz an aracı hemen kesinlikle alıyor değil mi? Aracın bağlanması gerekiyor. Tabii. Trafikte seyir haline dolaşamaz bu araç. Evet. Şimdi bu tabii işin hukuki boyutu. Ama işin gerçek boyutuna baktığınız zaman yani farz edelim ki siz trafik sigortanızı yaptırmadınız ve hiçbir kolluk kuvvetine de yakalanmadınız. Gidiyorsunuz. Hı hı. Ama bir kazaya karıştınız. Vallahi. Şimdi o zaman aslında trafik sigortanızın olmamasının size nasıl bir sonuçlar doğuracağını o zaman görebilirsiniz. Yani sizin hayatınız kararabilir gerçekten. Peki şunu sorayım ben. Bu merak edilebilecek bir şey benim açımdan da öyle. Aracı aldım. Bugün gittim mesela ödeyelim öğlen kapanmadan noterde aracı aldım. Evet. Sonrasında ne kadar sürede yaptırmam lazım bu trafik sigortası? Hemen böyle gidip bir arabayın daha direksiyon başına geçmeden trafik sigortası mı yaptırmam lazım bir acentada yoksa bunun bir süresi var mı satıştan sonra satış gerçekleştikten sonra? Şimdi bu tabii aracın sıfır mı ikinci el mi olduğuna i̇kinci göre değişiyor. İkinci el diyelim. Şimdi ikinci sıfırdan elde, oldu ikinci elden oluyor. Evet, ikinci elde 15 günlük bir opsiyon var. Bir önceki sigortalının sigortanın yeni satın alan kişi için 15 günlük bir devam etme süreci var. 15 gün. 15 gün. Dolayısıyla bu 15 gün içerisinde bir önceki sigortalının yaptırmış olduğu poliçe sizin için de geçerli. Yani koruyor. Buradaki maksat da şu, kanun yapıcı, mevzuat düzenleyici olası bütün aksaklıklarda aslında üçüncü şahısları korumak için. Yani trafik sigortasının özü o biliyorsunuz. Hı hı. Hep karşı tarafı korumaya dönük bir sigorta ürünü. Dolayısıyla orada meydana gelebilecek aksaklıklarda karşı tarafı, üçüncü şahısları koruyabilmek için böyle bir düzenleme yapmış. Ama burada bir takım sürprimler devreye giriyor. Dolayısıyla bizim sigortalılarımıza önerimiz aracınızı derhal alır almaz sigortasını başlatmak. Peki mesela diyelim 15 gün ben aracı sattım benim sigortam üzerinden gidecek 15 gün içerisinde bir Allah muhafaza kaza karıştığı durumda peki hani hasarsızlık indirimim zarar görecek mi mesela benim buna benim sigortamdan işlediği için? Bir önceki sigortalı açısından bakıyorsunuz değil mi konuda? Evet evet ben tamam. Sattım. Tabii şimdi orada sigorta şirketlerinin uyguladığı tekniklere ve sistemlere göre bu konu değişebilir. Çünkü bunu hani takip edebilen, ayrıştırabilen sistemlere sahip sigorta şirketleri olabilir. Ayrıştıramayanlar olabilir. Dolayısıyla bir önceki poliçe hasar görmüş bir poliçe haline geleceği için sizi etkileyebilir bu durum. Ya, o açıdan kötü. Tabii kötü. Yani sattığımız kişi o zaman biraz dürtmek yani lazım tabiri caizse hemen yapsın diye. Bu işin doğrusu şudur. Siz mümkün olduğunca arabayı sattığınız kişinin hemen poliçe yapmasını sağlamanız ve kendinizi o ilişkiden tamamen kopartmış olmanız lazım. O kısım şeymiş kötüymüş yani 15 gün opsiyon tamam iyi ama satan için biraz sıkıntılı buldum ben o durumu tedirgin edici. Evet sigortamız var ama bu sigortalar yıllık oluyor değil mi efendim bunu daha uzun süre yaptırma yok. Şansımız yok herhalde. Türkiye'de genellikle sigorta poliçeleri bir yıllıktır. Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası dediğimiz trafik sigortası da bir yıllık sürede yıllık. Çalışır. Yani ben parasını benim daha uzun süre yaptırayım diye bir şey yok. Her yıl güncelleniyor şey zaten fiyatlar. Evet. Çünkü zaten hasarsız geçirdiğiniz yıla göre kademeleriniz değişiyor. Ya da hasarlı geçirdiğiniz yıla göre kademeleriniz değişiyor. O yüzden de bir yıllık poliçeler. Bir yıllık. Günü geçince hemen onda peki bir opsiyon var mı? Şimdi şöyle geçirdiğiniz her ay için diyelim
%5 sürprim yiyorsunuz. Artı prim. Daha tuzluya daha gelecek pahalı, yani. Anlayacağım diye evet. Daha pahalı, daha tuzluya. Daha pahalıya. Yani her ay %5 artıyor sizin priminiz. Bu da toplamda %50 ile sınırlı. Yani bir yıl boyunca sigortanızı yaptırmazsanız en fazla %50 zam yemiş oluyorsunuz. Tabii o arada yine... Yine kaza yapmazsanız tabii. Tabii, yani, tabii. Kaza yaparsanız çok ağır faturalarla karşı evet. Karşıyasınız. Peki bir, ikiniz efendim sigorta konusunda uzman insanlarsınız. Şunu sorayım. Sigortasız araçlar hani TÜİK verilerine göre de çıkıyor. Yani hala var sigortasız trafik evet. Zorunlu sigorta yaptırmayan araçlar. Daha çok şehirde mi yoksa civarında. Kırsalda mı böyle araçlara denk geliyor yoksa şehirde mi böyle araç? Bir ortalaması böyle bir veri var mı elinizde? Ya şimdi tabii araç sayısına bağlı olarak hani bu sonuçta oransal bir konu olduğu için sanki şehirlerdeymiş gibi duruyor ama bana göre şöyle bir durum var. %20 şu anda sigortasızlık oranı trafik sigortası için konuşuyorum. Fakat bunların içerisinde henüz plakası durmakla birlikte yani plaka kaydı durmakla birlikte aslında fiilen olmayan arabalar da var. Yani baktığımızda bana göre bu %10'a göre bu resmi rakamlar değil. Bu tamamen ben kendi tahminlerimden bahsediyorum şu anda. Bana göre %10 civarında aslında fiilen hareket halinde olmayan hani zaman zaman hepimiz mahallelerimizde falan görürüz. Evet, bir kenarda bizim duran, sokakta da duruyor. Ortaya atılmış ya da işte üzerinde hala plakası duran. İşte belki yarın ortaya çıkacak bir takım hurda vergi teşvik indirimlerinden faydalanmak için bekleyen vesaire gibi ekonomik ömrünü doldurmuş bir takım araçlar da var. Ama onun dışında baktığınız zaman en çok sigortasızlık oranıyla karşılaştığımız araçlar motosikletler ve traktörler. Bunlarda da daha çok hani mobilet tarzında dediğimiz aslında aracın kendisinin ucuz olduğu görece trafik primi ödemekten imtina eden ve birçok yerler bugün şehirlerdeki 7 emin depolarına baktığınızda üst üste yığılmış yüzlerce mobiletler, motosikletler ve bu tarz araçlar görürsünüz. Bunların birçoğu da trafik sigortası olmadığı için toplanmış araçlardır. Dolayısıyla bunların büyük bir kısmı işte traktörler, zirai araçlar ve bir kısım mobilet, motosiklet tarzı araçlar bence. Peki şunu anlamama müsaade edin. Mesela kafamda oturmuyor. Ben motosiklet kullandığım zaman da bir motosiklet aldım, bir trafik sigortası ödedim ki hani neredeyse son model arabası olanlarla aynı parayı ödüyorum. Şimdi benim hani diyelim ki bu risk faktörleri vesaire birçok şey trafik sigortasına göre belirleniyor ama bir en fazla 100 kilometre yapan bir motosikletle ne kadar zarar verebilirim bir otomobile göre ki hani aynı paraları ödüyorum. Çünkü benden önce almadan önce çok daha naif uygun rakamlardı motosikletler için trafik sigortaları ama gerçekten şimdi motosiklet alsanız avantajını da çok zayıflatmış olduk hani motosikletin böyle aslında. Hem fiyatı çok yüksek, sigortası çok fazla çıkıyor. Onun şeyin hesabını yapamıyorum ben mesela kafamda. Onun için aydınlanmak aslında değil istiyorum. Yani ortalama primlere baktığınız zaman hani çok ciddi fark var otomobil sigorta primleriyle. Ya şöyle söyleyeyim çok üzüldüm lafınızı böldüm. Hani ben motosikleti satmadan önce 1000 lira yaklaşık bir prim ödedim. Sonra araba aldım. Araba içinde yaklaşık 950 tarih lira civarı. Tarih verebilir misiniz bana? Ya 5 yıl olmamıştır. Tamam. 5 yıl olmuştur. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2017 yılında özellikle 2016-2017 yıllarında yani biraz da benim sigorta şirketim pazara girene kadar bu motosiklet sigortaları konusunda biraz problem vardı pazarda. Bunu da şöyle zaten çok rahat izah edebilirim. Şu anda bizim pazar payımız %50'ye yaklaştı motosiklet sigortaları konusunda. Dolayısıyla bu şu demek, biz orada bir sektörden farklı bir yaklaşım gösterdik. Sizinle aynı kanaate vararak motosikletlerin aslında riskinin o kadar da yüksek olmadığını düşündük. Ve ona göre fiyatlamalar yaptık ve ürün sağladık. Yani pazarda biraz da ürün bulmakta zorluk çekiyordu motosiklet sahipleri. Dolayısıyla zaten bunun da bir teveccühü olarak da pazar payları şu anda bu noktalara geldi. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Benim sigorta şirketimde en az %50 prim farkı var motosikletle. En az %50. Tabii. Peki motosikletler bizi duyuyorsa zannediyorum diğer prim zamanları geldiğinde aramada Quick sigorta yazacaklardı. Çünkü çok ciddi bir rakamdan söz ediyoruz. Efendim müsaade ederseniz bir kısacık mola vermemiz lazım. Bulunduğumuz bölgelerden arkadaşlarımızla yol bilgileri aktaralım. Sonrasında ise konuklarımızla Trafikte Mazeret Olmaz programı devam edecek. Trafikte Mazeret Olmaz devam edecek. Trafikte Mazeret Olmaz devam ediyor.
Merhaba yeniden Radyo Trafik Ortak yayınında yeniden beraberiz. 15 günde bir çarşamba günleri saat 13-14 aralığında Trafikte Mazeret Olmaz programıyla buluşuyoruz sizlerle, malumunuz. Bugün de programımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Fahrettin Ecevit her zamanki gibi bizlerle ve geçen program olduğu gibi Kuyuk Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar'ı ağırlıyoruz ve trafik sigortası konusunda da detaylıca bilgiler alıyoruz kendisinden. Sizin de sorularınız varsa bize ulaşmanızı rica edeceğiz. Radyo Trafik İstanbul, Ankara, İzmir, Radyo Trafik Marmara ortak yayınındayız. Bahsettiğimiz gibi hangi iletişim yoluna aşinaysanız oradan bize ulaşabilirsiniz. Her halükarda arkadaşlarınız sözlerinizi, sorularınızı bize ulaştıracaklardır. Haberiniz olsun. Geçen hafta da konuştuk ama bu yönde birkaç mesaj da gelmiş. Şimdi arkadaşlarım beni çeşitli noktalardan da uyarıyorlar. Hani o noktayı bir kez daha dilerseniz açıklığa kavuşalım. Sizde bir sorun görmezseniz, bu trafik sigortası fiyatı tam olarak neye göre belirleniyor? Hani aracın marka, modeli, ne göre mi, kişinin yaşına, mesleğine göre mi? Hani birçok herhalde bu noktada kriter var ama nasıl şekilleniyor bu iş? Şimdi şöyle, sigortalarımız bazen diyorlar ki özellikle Anadolu'da hani eski model araç sahipleri olan sigortalarımız diyorlar ki ya aracın bedeli kadar neredeyse prim çıkıyor. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Bu bir sorumluluk sigortası. Yani trafik sigortasının kasko sigortasından farkı, bir mal sigortası değil, bir sorumluluk sigortası. Dolayısıyla karşı tarafa vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılıyor. O yüzden de geçen hafta da söylemiştik, evvelki hafta da söylemiştik. Mesela cari limitlerle, mesela araç başına 41 bin lira, kaza başına da 82 bin lira maddi tazminat limiti sağlıyor. Bu şu demek, bir kere siz bunu sigortalıyorsunuz rakamsal olarak. Bir de tabii ki bedeni zararlar var. Bunlar da 410 bin lira kişi başına rakamdan başlayan bedeni zararlar. Dolayısıyla bir kere böyle bir sabit rakam var. Yani sizin aracınız en lüks araba da olsa, daha eski i̇ster modelli olsun, evet, ister Rolls Royce olsun, evet, ister evet, o şekilde de olsa sonuçta bu bedelleri tazmin ediyor, bunu karşılıyor. O yüzden de aracınızın bedelinden bağımsız. Ha, sigortacılar tabii aracın yaşını niçin kullanıyorlar? Bu aracın reflekslerini ölçmek için kullanıyorlar. Yani işte durma kapasitesini vesairesini, yolda kaza arıza yapma ihtimalini, işte aracı kullananın yaşını, mesleğini, bunları niçin kullanıyorlar? Kaza yapma ihtimallerini ölçmek için kullanıyorlar. Yoksa aracın maddi durumundan ya da aracın bedelinden bağımsız bir sigorta türü trafik sigortası. Bu daha oturdu mesela, evet, aklıma bu şekilde. Bitirdiyseniz bir soru var, evet, efendim, onu soracağım. Evet. Dinleyicimizden gelmiş. Evet. Demiş ki Yıldıray Bey, biri geldi arkadan bizim aracımıza çarptı, bu hasarsızlık indirimimizi etkiler mi bizim diye bir soru sormuş. Tekrar. Biri geldi arkadan aracıma, evet, çarptı diyor. Bu hasarsızlık indirimi etkiler mi diye. Şimdi bir soru şöyle, sormuş. %100 kusur genellikle arkadan çarptığında başkaca bir durum yoksa arkadan çarpanında olur. Dolayısıyla burada önde duran, yani kazaya maruz kalan sigortalımızın hasarsızlık indirimi bozulmaz. Çünkü arka taraftaki sigorta şirketine, eğer kaskodan konuşuyorsak, rücu eder. Zaten trafik sigortası konuşuyorsak, arkadan çarpan aracın sigortacısı öndeki aracın zararını karşılayacağı için onun sigortasını ilgilendiren bir durum söz konusu olmayacaktır zaten. Peki. Peki az önce bazı rakamlardan bahsediyoruz. Öyle de olsa bu ödeniyor, böyle de olsa ödeniyor. Şu kaskoda öyle bir durum var ama trafik sigortasında daha yüksek teminatlı bir sigorta yaptırmamız mümkün oluyor mu? Onda bir mümkün, değişiklik oluyor şöyle mu? Mümkün. Trafik sigortasının kendi özelinde mümkün değil. Trafik sigortasının limitlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adıyla eski adıyla Hazine Müsteşarlığı belirliyor. Ve onlar cari limitler. Ama siz isterseniz elbette ki, işte demin söylediğimiz o ihtiyari mali mesuliyet sigortası dediğimiz, yani isteğe bağlı sorumluluk sigortası dediğimiz poliçe türüyle, ister trafik sigortanızın içerisine ek teminat olarak, isterseniz kasko poliçenizin içerisine ek teminat olarak, ya da bazı özel durumlarda sigorta şirketlerinin düzenlediği müstakil ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçeleriyle bu limiti sigortacınızla anlaşacağınız seviyeye kadar artırabilirsiniz. Artı bir sigorta olarak karşımıza, evet, çıkıyor bu. Artı bir sigorta. Artı, buna da başka bir isim veriyoruz. Özel bir isim var. Artan mali sorumluluk. Artan mali sorumluluk. Sorumluluğunuzu artırmak için, trafik sigortasının limitlerini artırmak için yapılan sigorta. O yüzden ihtiyari, isterse yaptırabilir, isterse yaptırmaz. Ama biz özellikle ihtiyari mali mesuliyet sigortasını öneriyoruz. Mevcut
cari trafik sigorta limitleri 1 Ocak 2020'den itibaren 41 bin lira, yani bir araca verebileceğiniz maddi zarar 41 bin lirayla azami limit. Azami limit. Bu şu demek, yani sigortalılarımız ya da dinleyenlerimiz şöyle kafalarında yorumlasınlar. Şimdi tabii bu ortalama hasar rakamları dikkate alınarak kamu tarafından yayınlanıyor. Yani ortalama hasarlar 5 bin liralar seviyesindeyse, Türkiye'de meydana gelen hasarların ortalama şiddeti dediğimiz rakamlar 5 bin liralar seviyesindeyse buna göre belirleniyor. Ama siz demin üstadım bahsettiği tarzda lüks bir arabaya gider arkadan çarparsanız 500 bin liralık da zarar verebilirsiniz, 1 milyon liralık da zarar verebilirsiniz. Dolayısıyla o zaman şuna dikkat etmeniz lazım. Bu 41 bin liralık poliçe sadece 41 bin lira olarak öder. Geri kalan yine sizin hukuki sorumluluğunuzdur. Dolayısıyla elbette ki ortalamalar daha üzeri zararları cebimizden ödeyeceğiz. Tabii o zaman cebinizden ödemek zorunda kalırsınız. O yüzden de bu ihtiyari mali sorumluluk sigortası dediğimiz sigortanın da ister trafik poliçesiyle birlikte, ister kasko poliçesiyle birlikte ya da tek başına alınmasında büyük fayda var. Özellikle de trafik sigortasını yaptıranların mutlaka yaptırmalarını hatırlatıyorum. Bir başka konu, kasko sigortası yaptıramayanlar var. Kasko evet. sigortasından çok daha da önemli bir sigorta olarak karşımıza çıkıyor. Başkalarına verebileceğiniz büyük zararlar için mutlaka artan mali sorumluluk sigortasını yaptırmalarını öneriyorum. Yani üstad şunu diyorsun siz, kasko sigortası senin sonuçta kendi aracındır. Ve aracın bedeliyle sınırlıdır kaybedeceğin tabii, şey. Tabii ki. Ama sorumluluk öyle bir şey değil. Sorumluluk işte hem bedeni sorumluluk hem maddi sorumluluk, evet. Ayaküstü konuştuğumuz bir örnek vardı, hatırlarsınız. Şimdi geçenlerde bir sigortalımız otobanda giderken babası bir şey istiyor ve emniyet şeridine yanaşıyor. Ondan sonra emniyet şeridinde bagajdan bir şey alması gerekiyor. İlacını alması gerekiyor sanıyorum babasının. Park ediyor. Ondan sonra tam o sırada da hatta işte işaretleme yapacakken durduğunu göstermek için arkadan gelen yeni alınmış lüks bir çekici bunu son anda fark ediyor. Toparlayın falan derken gidiyor çekiciyi deviriyor ve tutanaklarda %25 kusur veriliyor. Duran araca. Bakın bir çarpışma yok. Hiçbir şey yok. %25 kusur veriliyor ve ortaya çıkan rakam 250 bin lira %25'i için. Eyvah. Dolayısıyla eğer sizin duracağınız sadece trafik sigortanız yani, varsa de şu an azami 41 bin lira. Evet. Şimdi bu hani çok uzak bir risk değil. Evet. Değil mi? Anlattığım böyle çok absürt bir hikaye değil. Trafiğe çıkıyorsak her an karşılaşabileceğimiz bir risk. Özellikle her an karşımıza mutlaka bir araba çıkabilir. Araca çarpabiliriz, eve çarpabiliriz, eşyaya çarpabiliriz. Herhangi bir şeye çarpabiliriz. Dolayısıyla o çarpmamızın karşılığı bizim sorunumuzu karşılamak için trafik sigortası zaten yaptırmak zorundayız. Artı limitlerin yetmeme ihtimali çok yüksek sizin verdiğiniz evet. örnek olduğu gibi. Evet. O limitlerimizi karşılayabilmek için de mutlaka biz artan sorumluluk veya ihtiyari mali mesulü sigortasını dinleyenlerimize mutlaka öneriyorum. Sigortalarımız şunu da dinleyenlerimiz, ben alışkınım tabii sigortalarımız demeye. Şunu hayal edebilirler, yani primlendirme nasıl olacak diye. Şimdi bakın tabii ilk gelecek limitler bu 41 bin liranın içine gelecek. Dolayısıyla trafik sigortasına gelecek. Ortalama hasarlar bunun içerisinde. Ama demin anlattığımız örneklerdeki gibi hasarların olma ihtimali var. Ama ilk hasarlar trafiğe geleceği için primlendirme trafikten daha uygun koşullarda olabiliyor. Yani dolayısıyla çok pahalı poliçeler değil ihtiyar maliyeti. Çok daha ucuz bir sigorta özellikle hatırlatmak istiyorum. Anladım. Peki bu o 41 bin liralık limit her sene değişen bir şey mi o da? Her sene değişen her bir sene şey. Değişiyor. Bir önceki yıl 39 bin liraydı. Enflasyona göre mi? Çünkü maliyetler her şey çok arttı. Kamu belirliyor. Kamu belirliyor ve yayınlıyor. Yani bir 5 sene önceki bir dikiz aynısı fiyatıyla, çünkü bugünkü çok daha farklı. Tabii, bir arabanın belki 41 bin liraya neredeyse dikiz aynısını alabiliyorsun. Sürekli lüks bir aracın. Peki efendim. Şimdi bir, yani bir dinleyicimiz hani bana da öyle özelden de yazmış, uzun uzun diye yazmış ama hani özetle şunu soruyor. Hani ben öyle özetleyeyim en azından. Hani niye sigortacılar böyle öcü gibi gözüküyor son talde sigorta yaptırmak zorunda kalan insanlar tarafından diye toparlayayım. Hani çünkü insanlarda şu algı var. Ben buradan da çıkardım. Daha önce de konuştuk. Hani sanki sigorta şirketleri böyle o parayı vermemek işte istiyorlar. Sanki onun için uğraşıyorlarmış gibi bir algı var. Öyle olduğundan söylemiyorum. Yanlış anlamayınız. Evet. Hani bunu da açıklama fırsatınız olsun diye özellikle söyledim. Ben böyle bir olumsuz algı var. Çok rahat söyleyebilirim. Yani eğer yanlış anlaşılmayacaksa en çok üç kağıda maruz kalıp da adı sizin söylediğiniz gibi üçkağıtçı, öcü gibi tabir edilebilen ülkemizde bu böyle yalnız. Hı hı hı. Mesleklerim değil mi, bir tanesi de sigortacılık. Halbuki en çok
suistimale, üç kağıda maruz kalan sektörlerden bir tanesi sigortacılık. Şimdi tabii dünyada baktığınızda böyle değil. Dünyada en saygın meslekler sıralamasında genellikle birinci sırada geliyor sigortacılık. Doktorlardan sonra evet. Şimdi bunun sebeplerinden bazıları şu. Şimdi sigortacılar kendilerine emanet edilen parayı koruyorlar. Yani siz bazen emaneti kendi malınızdan, kendi paranızdan, hı hı, hatta bazen kendi canınızdan daha fazla korursunuz. Değil mi? Evet. Öyledir yani. Sigortacılara da bu paralar sigortalılar tarafından emanet edilen paralardır. Dolayısıyla bizim bunları gerçekten suistimale karşı koruma yükümlülüğümüz var. Çünkü bunlar bizim paralarımız değil. Bize emanet edilmiş paralar ve hasar meydana geldikçe biz o sigortalıların hasarlarını ödüyoruz. Tüm sigortalılardan topladığımız fonlarla. Şimdi zaman zaman da evet biz bir takım suistimallere maruz kalabiliyoruz. Şimdi özellikle son yıllarda, belki de son 5-10 yılda ben normal bir sigortalının sigorta şirketlerinden şikayet ettiğini düşünmüyorum. Şimdi bu son dönemlerde kimler şikayet ediyorlar? Bazı aracılar şikayet ediyorlar. Niye? Çünkü bazı hani sigorta şirketlerinden bazı hasarları almak için yöntemler geliştiriyorlar. Zaman zaman da haklıymış gibi gözükebiliyorlar bir takım açıkları yakaladıkları için. Ama bunlar organize hareketler olduğu için sigorta şirketleri de refleks geliştirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü sonuçta niyet kötü. Sigortacılığın en temel prensibi iyi niyettir. Yani değil mi? Sigortacılığı konuşursak. Niyet, iyi niyet. Evet, temel prensibi iyi niyettir. İyi niyetin olduğu hiçbir yerde sigortacılar öcü değildir. Bugün gelinen noktada benim hiçbir meslektaşım, hiçbir sigorta şirketi, hiçbir sigortalının haklı hiçbir tazminatını bir gün bile geciktirmeyeceğine ben inanıyorum ve burada yemin edebilirim bunun yani için. Üçüncü şahıslar tarafından aslında bu iş yapılıyorsa suistimal ediliyor. Yani ne sigortalı ne sigortacıyla. Aracılar, bir takım aracılar tarafından. Suistimal ama yöntemleriyle. Sigortacılar değil, sigortacı olmayan aracılar tarafından yapıldığında istismarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Olmayan ama hasarı almak gibi. Evet. Çok sigorta şişirmesi şeyleri var ya çok da evet, şeyde böyle araba ilanlarında işte sigorta şişirmesi. Sigortalılarımızın şunları bilmesi lazım. Sigorta bir sebepsiz zenginleşme aracı değil. Yani bir haksız kazanç elde etme aracı değil. Sigorta sizin mal varlığınızın gördüğü zararı bir gün önceki değerine getirme aracı. Uğranılan bir zarar, evet, olay sonucu. Evet, herhangi bir ki olay sonucu. Tabii ki. Uğranılan maddi zararı karşılamak için yapılan bir olay. Tabii ki. Yani sigorta teminatı kapsamına giren bir olay gerçekleşecek. Ve olay kapsamında sigorta limitleriyle sınırlı olmak üzere bir gün önceki değerine getirmeye çalışır sigorta şirketi bunu. Şimdi bunu yaparken de dediğim gibi iyi niyet esastır. Bazen teknik bir takım konular sebebiyle sigortalılarla sigortacılar arasında problem çıkabilir. Mesela buna en basit örneklerden bir tanesini söyleyeyim. Hatta dün bir sigortalı yakınıyla konuştuğum bir konuydu. Mesela şimdi biliyorsunuz bu kasko sigortaları için araç değer listeleri var. Evet. Biz ne yapıyoruz? Artık biliyorsunuz kasko poliçelerinde sigorta bedeli gözükmüyor. Raç değer diye bir ibare geçiyor. Niye? Çünkü bu çok değişken hale geldi artık, hı hı, piyasada araç bedelleri. Fakat sigorta şirketlerinin de bir baz alması lazım bu araçları sigortalarken. Sistemlerinde kullanması gereken, poliçede gözükmeyen ama sistemlerinde kullanması gereken bir baz alması lazım. Bunun için de bizim sigorta şirketleri birliğimiz bir araç değer listesi yayınlıyor. Zaman zaman bu araç değer listesindeki rakamlar, yani sizin şu marka, şu model aracınıza isabet eden değer piyasayla bazen farkındalık göstermiyor, örtüşmüyor. Bunun da sebebi şu. Bunlar sonuçta Excel tablolardır. Belli parametrelerle artırılır, eksiltilir. Ama bazen bazı arabalar piyasaya uygun hareket etmeyebilir. Evet. Değil mi? Doğal olarak. Bu her ne kadar rötuşlansa da bazen tam tutmayabilir. Şimdi bazen işte bu kötü niyetli aracılar şunu söyleyebiliyor. Diyor ki ya bak diyor, araç değer listesinde senin aracının bedeli şu kadar. Sen bunu alabilirsin aslında araban pert olduğu için diyor. Halbuki öyle değil. Sen kardeşim araban kaza yapmadan bir gün önce bunu kaça satabilirdin? Senin alabileceğin maksimum değer budur. Hmm, anladım. Daha belirgin oldu. Bir ara vermeden bir soru daha var. Müsaadeniz tamam, onu da sorayım. Bunu da Serhan Bey aktarmışlar. Bir minik uyarı yapayım da ben ondan estağfurullah sonra. Estağfurullah efendim, buyursunlar lütfen. Sigorta yaptıranlar ne sigortası yaptırdığını bilmek zorundalar. Sigortanın özelliğini, içeriğini bilecek olurlarsa sigortadan zarar uğrayıp uğramamaları söz konusu olabilir. Dolayısıyla mutlaka yaptırdıkları sigortayı öğrenmelerini ben özellikle öneriyorum. Yani neyle neyi aldıklarını, evet, iyice bellemesi lazım, evet, herhalde insanların da. Peki şöyle bir soru var.
Trafik sigortası şirketleri özel sektöre geçince rekabetle ucuzlayacak deniliyordu. Fakat fiyatları katlandı resmen ve teklifler aynı havuz üzerinde gözüküyor deniyor. Yani X şirket diğer şirketlerin teklifini gördüğünde neden ucuz fiyat teklifi versin diye bir soru gelmiş. Bilmiyorum anlaşılır mı? Şimdi şöyle için. Ben şunu kastettiğini anladım. Şimdi bir kere şu şöyle bir şey yok. Türkiye'de çok sayıda kamu şirketi de var. Ama geçtiğimiz yıllarda gördük ki kamu şirketlerinin bazıları poliçe satmadılar ya da satmamaya çalıştılar. Ama özel sektörde bazı şirketlerde poliçe sattılar. Dolayısıyla bunu kamu özel diye ayırmamak lazım. Sonuçta sigorta şirketleri kamu şirketi de olsa ticari şirketlerdir. Hı hı. Ticari faaliyet gösteriyorlar. Dolayısıyla her birinin kendi aktüeryal hesapları var. Yani riski hesapladıkları metotlar var, metodolojiler var. Ve riskler var. Şimdi bu riskleri biz fiyatlıyoruz. Fiyatlıyoruz ve bir ürün ortaya koyuyoruz. Şimdi bazen de kamu diyor ki mesela şimdi olduğu gibi riskli sigortalar havuzu ben diyor oluşturdum diyor ve tavan fiyat koydum diyor. Dolayısıyla diyor siz diyor bu tavan fiyatın üzerine çıkamazsınız diyor bu poliçeleri satarken diyor. Bu sene için şunu örnek vermem gerekirse mesela tavan fiyatın altında artık oluşmaya başladı piyasada fiyat. Yani piyasada rekabet. Tavan fiyatı yani sigortacılar aslında daha gidebilecekleri yer varken mevzuatsal olarak diyorum bunu daha gidebilecekleri yer varken tavan fiyatın altında poliçe oluşturmaya başladılar. Yani aslında fiyat her zaman olduğu gibi piyasada belirleniyor. Bahsettiği iş dinleyenimizim şu bir de Tramer'de sigorta bilgi merkezinde sigorta şirketleri ve o araç için verecekleri primleri yayınlamak zorundalar. Bunu neden yapıyor Sigorta Bilgi Merkezi? Bu mevzuat bunu niye düzenlemiş? Sigortalılarımız da görsünler ki daha uygun, kendilerine daha cazip gelebilecek bir sigorta şirketi varsa oraya gidebilsinler diye. Ben onu olumlu bir olumlu bir adım olarak görebiliyorum çünkü listeyle hani hangisi evet, hangi fiyat olumlu veriyor. Bir adım. Yoksa şöyle değil, biz de gidip oraya bakıp da ondan sonra herkes bunu vermiş, ben daha altını vermeyeyim ya da daha üstünü vermeyeyim falan gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Çünkü zaten o anlık bir veri tabanı. Herkes kendi bunu da mesela şöyle bir örnekle yine söylemiş olayım. 2019 yılı rakamlarına bakın ya da sigorta şirketlerinin sıralamalarına bakın trafik sigorta satışında. 2020 yılına bakın. Mesela 2020 yılında listeye aşağılardan giren sigorta şirketleri şimdi yukarılarda gözükmeye başladı. Niye? Demek ki 2020 yılı itibariyle risk algıları değişmiş ya da risk hesapladıkları bilgi setleri değişmiş. Yeniden yeni yorumla yeni fiyatlamalar yapmışlar. Dolayısıyla bu bir serbest piyasa işi. Peki ara vermemiz lazım. Tabii. Şu soruyu da sorayım ondan sonra. Geçen hafta da bunun üzerine konuştuk ama kısaca üzerinden geçelim. Çünkü Çağatay Bey'in sorusu var. Hala da en merak edilen sorulardan biri de bu. Çok sık tekrar etmemiz gerekecek bunu belli. Çağatay Bey diyor ki benim aracımı arkadan vurdular. Tampon orijinaldi. Bana yan sanayi verdiler. Neden orijinal vermiyorlar? Hani bu noktada zararım var. Geçen hafta da bununla ilgili konuşup biliyorum ama bence bir kez daha bir açıklama yapılsa hiç fena olmaz. Evet. Şimdi tabii trafik sigortası mevzuatından kaynaklanan şöyle bir durum var. Orijinale eşdeğer parça verebilme yetkileri var. Sigorta eksperlerinin diyeyim. Hı hı. Dolayısıyla da sigorta şirketlerinin. Dolayısıyla burada aslında bu parça hani bir çıkma, yan sanayi falan diye tabir edebileceğimiz parçalar değil ki çıkma dediğiniz parça da aslında orijinal bir parça oluyor genellikle. Yan sanayi değil. Bunlar tamamen gerçekten orijinale eşdeğer olması gereken parçalar. Mesela şimdi bunların birçoğunda da sertifikasyon var. Zaten hani bir sertifikayla bunu belgeliyorlar. Bunun birçok kerelerde şöyle şeyler oluyor. Yani aynı bantta üretiliyor bu parçalar. Birisine logo basılıyor, birisine logo basılmıyor. Dolayısıyla hem ülkenin değerlerini varlıklarını korumak açısından hem de bu maliyetleri işte az önce mesela sigorta priminden şikayet ediyor sigortalımız az sonra da niye bana daha pahalı parça takılmadı diyor. Şimdi dolayısıyla bunların arasında bir denge olması lazım. Biz bu konularda biraz daha hem hassasiyetli davranırsak çünkü sonuçta sigorta primi dediğimiz şey ödenen hasarların yani istatistiklerinden oluşan bir katsayı. Bu şekilde bakarsak meselelere çok da problem olmadığını görürüz. Yani burada yapılmaya çalışılan şey size ucuz uyduruk bir parça değil. Böyle bir şey varsa hakkınızı gerçekten arayın. Sigorta şirketleri size orijinale eşdeğer parçalar takabilirler. Peki efendim. Müsaade eder misiniz? Bir kısacık ara vereyim. Bilgi arası verelim radyolarımıza. Sonrasında devam edeceğiz efendim. Trafikte mazeret olmaz programına Radyo Trafik ortak yayınında.
Trafikte mazeret olmaz, devam edecek. Trafikte mazeret olmaz, devam ediyor. Merhaba yeniden. Radyo Trafik'te ortak yayın devam ediyor. Radyo Trafik İstanbul, İzmir, Ankara ortak yayınındayız ve aynı zamanda Radyo Trafik Marmara'yı da dahil edeceğiz buna. 4 radyoda ortak yayındayız ve Trafikte Mazeret Olmaz programında Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Fahrettin Ecevit'le Quick Sigorta Genel Müdür Ahmet Yaşar'la birlikteyiz. Trafik sigortası üzerine konuşuyoruz ve ben de programda geçen programki birçok şey öğrendim sizler gibi. Bir soruyla devam edeceğim. Bu soruyu ben sorayım efendim. Siz de bir sigortacı olarak bizi aydınlatın. Hafızalarımızı da tazeleyin. Şu, çünkü geçen hafta da belki konuşmuşuzdur ama önemli. Her gün, çünkü biz bunun kavgasını, dövüşünü yaşıyoruz. Hafif hasarlı bir kaza karışık trafikte giderken işte bir araca, bir başka araç arkadan çarptı. Böyle bir tampon hasarı var diyelim. Böyle bir durumda bir kullanıcı nasıl davranmalı? Sigorta şirketini mi arayacağız? Yoksa bu polisi mi arayacağız? Kendi aramızda yoksa düzenleyebileceğimiz kavga mı edeceğiz? Ya da o da olmuyor değil, Allah muhafaza, ama ne yapacağız, ne edeceğiz? Hafif hasarlı bir kaza, yürüyebilecek durumda araçlarımız. Evet. Şimdi oraya geçmeden hemen bir şeyi ekleyeyim, eksik kalmasın. Az önce söylediğimiz bu yedek parça değişimi vardı ya, hani sigortanın sorduğu işte her parça. Biz tabii orada genel uygulamayı söyledik. Araç 3 yaşından küçükse orada sigortalıya zaten orijinal parça değiştirme hakkını sigorta şirketleri de mevzuatta tanıyor. Bizim az önce kastettiklerimiz 3 yaşından büyük araçlar üç için. Orada da orijinale eşdeğer parça ya da yine artık trafikten çekilmiş parçalardan elde edilmiş orijinal parçalar kullanılabiliyor. Bunu da hani ben hatırlatayım. Sonra eksik kaldı olmasın. Yok, tamam, teşekkür ederiz. Şimdi gelelim diğer konuya. Yayına girmeden önce ben sizin anonslarınızı dinledim. Orada sizin sesinizden dinlediğimiz o güzel anonsta siz aslında o kadar güzel bu sorunun cevabını vermişsiniz ki onları sigortalarımızın dikkat etmesini ve inşallah trafikte herkesin o medeniyet içerisinde inşallah olayları göstermesini isterim. Ben sadece onu tekrar edeceğim. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey, evet, gerçekten yaralanmalı, Allah korusun ölümlü bir kaza değilse gerçekten soğukkanlı bir şekilde araçlarımızdan inip öncelikle birbirimize geçmiş olsun dileyerek araçların bir hemen fotoğraflarını alıp ondan sonra da araçların konumlarını değiştirmeden, konumlarını değiştirmeden birer fotoğraflarını, plakalarını görür şekilde ve yolda bulunan işte belirleyici levhalar, trafik işaretlemeleri, işte kavşak düzenlemeleri vesaire mümkün olduğu kadar geniş açıyla da ayrıca fotoğraf alarak hızlıca araçları uygun trafiğe engellemeyecek bir şekilde kenara almaları. Trafiği bir an önce rahatlatmaları. Evet, trafiği bir an önce rahatlatmaları. Çünkü neden? Bunu da söylemek zorundayım. Trafik sigortasında biliyorsunuz bu kaza tutanağı düzenlemesini sigorta şirketleri çok büyük bedeller ödeyerek kabul ettiler. Niye biliyor musunuz? Trafik rahatlasın. Kesinlikle. Ve sigortalarımıza kolaylık olsun diye. Ben bazen yolda giderken bu tür kazalarda araçların yana çekilmemiş olduğunu gördüğümde çok üzülüyorum. Niye? Çünkü sigorta şirketleri çok büyük tazminatlar ödediler ve birçok suistimalli hasarlarda araçların toplanmasına sebep oldular. 2008-2019 yıllarında. Dolayısıyla bu kadar büyük bedel ödemişken sektörümüz, biz artık istiyoruz ki bu tür kazalarda hemen araçları yan tarafa çeksinler ve ondan sonra tutanak düzenlesine. Kaza tespit tutanağı. Bu tutanağı da genellikle bizim sigorta acentelerimiz sigortalılarımıza sigortalarını yaptıklarında dosya içerisinde sunuyorlar. İnternetten de alabilirsiniz. Telefonunuza indirebilirsiniz. Mobil uygulaması bile var artık. Onun dışında sizin spotlarınızda da yer aldığı şekilde Sigorta Bilgi Merkezi'nin kaza tespit tutanağı uygulaması var. Akıllı telefonlarımıza bunu indirdiğimizde ihbar sürecini de tamamlamış olursunuz. Yani aslında siz orada hemen işlemi yaparken dosyanızı da oluşturmuş olursunuz bir manada ve işlemleri de son derece hızlandırmış olursunuz. Birbirinize her ihtimale karşı yine işte ehliyetinizin, tescil belgenizin varsa bilgilerini, imkan varsa civarda fotokopilerini ya da artık telefonlarla fotoğraflarını çekilebiliyor çok rahat bir şekilde. Dolayısıyla bu bilgileri de verdikten sonra geçmiş olsun deyip ayrılacaksınız. Şunu da yapabilirsiniz, sigorta şirketinizin anlaşmalı servisine de aracınızı zaten sigorta şirketiniz sizin çektirebilir. Hemen olay yerine gelecek asistanslarla, çekicilerle bir anlaşmalı servise de çektirirseniz siz
neredeyse cebinizden 5 kuruş çıkmadan, keyfinizi de bozmadan araçlarınızı oradan aldırtıp iş yerinize de ofisinize, evinize geçebilirsiniz. Peki efendim, çok az zamanımız kaldı ama ilginç bir soru da varmış, onu da söyleyeyim. Dinleyicimizin hafif ticari 2003 model bir arabası varmış, sigorta yapmak için şirkete, bir sigorta şirketine telefon açmış herhalde. Ve demişler ki ona, gerçi kasko için bu durum geçerli olabilir. Modeli düşük olduğu için ve risk altında olduğu için sigorta yapılmadı. Böyle bir kural var mı demişler. Trafik sigortası için imkansız. Yani tescil belgesi devam eden, trafikten men edilmemiş bir aracın trafik sigortacıları tarafından sigortasının yapılmaması imkansız. Trafikte tescilliyse. Evet. Trafikteyse. Tabii ama. Kasko için ama bir şey geçerli galiba. Kasko için tabii belli yaş grubu yaştan sonra yapmayabiliyorlar galiba. Yani sigorta şirketlerinin her birinin risk algıları var. Dolayısıyla onların belirlediği tarifelere, ürünlere göre ürün bulabilir. Peki efendim, bitirmek üzereyiz. Geçen hafta hatırlatamamıştık. Sizde vardır o bilgiler Fahrettin Bey. Trafik sigortası yaptırmadan trafikte dolaşmamız lazım. Zaten aracımız şekilleri ve benzer ama bir de maddi olarak cezası vardır değil mi bunun? Tabii ki cezası var. Öncelikle aracın trafikten men edilmesi söz konusu. Polisin ilk yapması gereken, aracı bağlayacak, trafik poliçesi yaptırılıncaya kadar trafikten men edecek. Artı bir de tekrar trafik cezası söz konusu. Peki efendim. Sizden son sözlerinizi rica edeceğim. Kusura bakmayın, apar topar gidiyor olduk ama böyle bir durum oldu. Yoksa size doyum olmaz. Bir program daha yapalım mümkünse. Seve seve sizi de burada görmek, ağırlamak isteriz. Bir sizden de son toparlama rica edelim mümkünse. Çünkü ortalama 2 dakikamız kaldı. Evet. Ya ben şunu söyleyeceğim. Bakın, cezalar, işte zorunluluklar vesaire, bunların hepsi bir kenara. Sigorta öyle bir şey değil. Sigorta mutlaka bizim kendi artık hayatımızda yapmamız gereken, hayatımızın bir parçası olması gereken bir olgu, bir unsur. Dolayısıyla biz hayatımızı istikrarlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde, standartlarımızı bozmadan yürütmek, devam ettirmek istiyorsak risklerimizi bütçelememiz, bunun için de sigorta yaptırmamız lazım. Sigorta böyle bir şey. Peki efendim, evet, çok olaylara karşı, her karşılaşacağımız olayların bize getireceği faturayı sigorta şirketlerinden tahsil etme imkanımız. Dolayısıyla dolayısıyla kesinlikle sigortayı yaptırmak zorundayız. Bu bir zorunluluğu, yasanın getirdiği zorunluluk olarak var bir taraftan, ama bir taraftan bize sağlanan çok özel bir imtiyaz olarak da dikkat almamızda yarar var diyorum ben. Peki çok kısa bir şey sorayım ben. Dünyadaki örneklerinde de bu zorunlu sigorta olarak mı geçiyor? Trafik sigortası zorunlu sigorta. Zorunlu tüm olarak dünyada geçiyor. Böyledir. Bize has bir uygulama değil, evet, değil mi bu? Tüm dünyada kesinlikle böyledir. Çünkü kamu sorumluluğu var burada. Yani karşı tarafın zararlarını karşıladığı için kasko sigortası zorunlu değil. Çünkü sizin kendi malınız. Anladım efendim. Peki çok teşekkür ediyorum sizlere. Fatih Bey, son olarak size yine sözü vereceğim efendim. Aklımdasınız elbette ki. Ağzınıza sağlık. Eksik olmanız benim için de öğretici bir program oldu. Fevkalade keyif aldım. Saatlerimiz artık 14'ü göstermek üzere. Biz bir mola vereceğiz. Haberleri dinleyeceğiz. Sonrasında da sözü bir başka arkadaşımıza devredeceğiz ve onlar da bulundukları bölgelerden an be an trafik durumunu takip ederek sizlere güncel bilgiler aktaracaklar. Bendeniz Uğur Dursun. Trafikte Mazeret Olmaz programında konuklarımıza eşlik ettim. 15 günde bir çarşamba günü saat 13-14 arasında bu programı hayata geçiriyoruz. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Fahrettin Ecevit her zaman bizlerle birlikte oluyorlar. Sağ olsunlar. Ve iki programdır da çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Kuyuk Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar bizlerle birlikteler ve trafik sigortasına bir detaylı bilgiler aldık ki daha soracak çok sorumuz vardı. Gelen de çok soru vardı. Bir program daha kısmetse bir program daha yaparız. Sigorta konusu ilgi çekiyor çünkü. Efendim, kendinize dikkat edin. Sözü son olarak Fahrettin Bey'e bırakıyorum. Sonrasında ise haberleri geçiyoruz. Buyursunlar Fahrettin Bey. Sakın görmedim, göremedim. Öndeki aniden durdu, duramadım. Yorgundum, yapamadım. Uykusuzdum, uyumuşum. Canım bir yudum bir şey içmiştim. Telefonla konuşuyordum, ah ah. Burnumu karıştırıyordum. Sigaramı yakmaya çalışıyordum, duman da gözüme kaçtı. Ah ah, geç kalmıştım, acele ettim. Öndeki öyle yaptı. Karşıdan gelen şöyle yaptı. Canım yaya geçidinden geçseydi ya, niçin geçmedi? Gibi mazeretleri sonradan söylemek zorunda kalmayayım. Trafikte mazeret olmaz. Değerli Radyo Trafik dinleyenleri, sizlere bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. İyi yolculuklar, kazasız güzel günler diliyorum. Trafikte mazeret olmaz, sona erdi.